sevdan salıncak misali, bir o yana bir bu yana sallar durur yüreğimi, bir o yana bir bu yana. Yok oynama, beni oyalama, sancı düşer sol yanıma. Bu yaptığın bana böyle, istemez koy yan cebine. Hoppa! Senin de gönlün var aşkta, fikrin başka, zikrin başka. Ah bir yola gelsen keşke, bir o yana bir bu yana. Yok oynama, beni oyalama, sancı düşer sol yanıma. Bu yaptığın bana böyle, istemez koy yan cebime. Dilek bağladım ağaca, hep ağladım gündüz gece. Çare olmaz hacı hoca, bir o yana bir bu yana. Yok oynama, beni oyalama, sancı düşer sol yanıma. Bu yaptığın bana böyle, istemez koy yan cebime. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bahçemizin güllerisiniz siz de doğal olarak. Çünkü bizim programımız sürdüğü sürece, devam ettiği sürece biz ne kadar gülleriysek siz de evlerdeki güllersiniz bahçemizin. Ve bu programın konukları da aslında onları nasıl anlatayım ben size? Önce Gülçin'i anlatayım. Elveda Rumeli'nin Hatice'si, tanırsanız bilirsiniz. Ve aslında kendisi hiç tahmin etmediğiniz kadar yetenekli bir kadın. Niye tahmin etmediniz? Çünkü sadece o diziden bilenler var. Özellikle bizim Balkan göçmenleri ve Balkanlarda olanlar onu daha çok diziden tanıyorlar. Ama aslında çok yetenekli bir şarkıcıdır kendisi ve tiyatrocu. Doğal olarak ben şimdi onu davet ediyorum ve sizi şaşırtıyorum. Gülçin Santırcıoğlu. Küp içinde nişasta, İşittim yârim hasta. Hasta mısın yârim, yazdırayım bir muska. Hasta mısın yârim, yazdırayım bir muska. Abi dane 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 dök, dök dök dane 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 dök. Aman dane 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 dök. Dört tane dane dane dön.
söylemeye şu olanda gözüm var. Utandım söylemeye şu olanda gözüm var. Abi dane 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 dök, dök dök dane 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 dök. Abi dane 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 dök, dök dök dane 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 dök. Abi dane 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 dök, dök dök dane 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 dök. Abi dane 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 dök, dök dök dane 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 dök. Bravo arkadaşlar. Süpersiniz. Arkadaşlar kendimizi de alkışlayalım. Evet. Nerede alkış sesi? Makinede alkış sesi. Hiç yok, hiç. Yok. Hazırlıklı değilsin yani hiç. Neyse, bir dahaki sefere hazır ol, tamam mı? Aşkım hoş canım, geldin. Canım hoş bulduk. Çok memnun oldum seni gördüğüme. Ben de çok hasret sevindim. Hasret giderdik evet, bu sayede. Evet, çok özlemişim. İyi ki çağırdın ya, çok koşa koşa geldim. Çok güzelsin bu arada. Ay, suratlım benim, parlak suratlım benim. Ve benim. Tabii şaşırdınız değil mi? Şaşırtmayı severiz canım değil benim, mi? Evet. Aşkım benim. Seni böyle alacağım tamam. Şimdi ve... Peki. Birini çağıracağım. Çağır bakalım. Ben bakalım. De istiyorum hemen. Çok eğlenceli olacak. Evet. Buyurun. Eğlenelim biraz. Buyurun. Hoppa. Evet. Şimdi Elveda Rumeli dizisinin bütün şarkılarının okuyan kadın. Ve aslında acayip sağlam ruhu olan bir kadın. Çünkü onu bütün böyle nerede yardım gerekiyorsa, nerede özel birileri için savaşmak gerekiyorsa, nerede dövüş gerekiyorsa onu orada görürsünüz. Ve sadece Rumeli şarkılarının değil, türkülerin kraliçesi Yasemin Göksu. Yeah!
Yasemin'cim hoş geldin. Hoş bir daha bulduk. Öpüşelim mi? Bu arada çocukları tanıtacağım ben. Takıldım gene. Ben kavuşturdum galiba sizi. Vallahi bir ya, iki aydır evet, biz bir araya gelemedik hakikaten. Evet. Sen bize vesile oldun evet, yani. Sen bizim kaliçemizsin. Çok... Şöyle gel şöyle. Ay evet. Estağfurullah lütfen. Asla. Hani lütfen. Hayda bak lütfen. Şimdi. Allah Allah Rumeli'nin kraliçesi. Nereden seni. Çıktı bu kraliçe falan? Biz seni evet ben evet. De öyle istiyorum. Rumeli kraliçesi ilan ediyorum seni. Aman efendim çok büyük bir sorumluluğum var. Zaten sen çok sorumluluk taşıyan bir kadınsın ya. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Vallahi bir sürü sorumluluklarım var biliyorum. Son Van'a gitmiştiniz. Van'a gittik. Önümüzdeki günlerde gene bir Van konseri daha var bakalım. İnşallah hep birlikte bir destek olacağız. Ben çok sevindim geldiğinize ve tabii ki siz biliyorsunuz TRT Müzik programı daha çok hep müzik ağırlıklı bir program. Onun için biz Gülçin'ime şarkılar söyletmeyeceğiz, onu eğlendireceğiz değil mi? Evet. Ne kadar güzel söyledin. Evet, teşekkür vallahi ederim. Çok süperdi ya. Aa, teşekkür belki ederim. Belki arada bir şey daha. Ne, kim bilir yani. Bilmem belki birlikte belli yaparız. Olmaz. Yani, vallahi Yasemin'in şöyle, yanında söylemek Yasemin'e, kolay. Ben de Yasemin'e güveniyorum. Çünkü siz uzun zaman birlikte işte hem şarkılarla evet. Bir de albümünde söyledin sen. Söyleyecek. Hangi şey? Elveda Rumeli'nin mi? Hem bir tane daha albümünde geldiler ya. Orada Şebnem geldi. Ha sen. Ben çalışıyordum Gülçin yine çalışıyordu, gelememişti. Aa, ben niye öyle hatırlıyorum? Şey albüm sürecinde hep beraber olduğumuz. Ondan mı ben? Fotoğraflar beraber. Fotoğrafları beraber ben makyajlarınızı evet, yapmıştım evet. Da. İpek, onun için bak kafa oraya evet. Gitti benim. Evet ama bu albümde inşallah olacak önümüzdeki bir tane. Önümüzdeki albümde diyet yapacağız evet. Onunla. İşte onun için ben de Yasemin'e sığınıyorum. Hani o şimdi şarkı konusunda seni daha iyi tanıdığı için belki evet. Ya hadi sen şunu söylersin biz diyebilirim. Biz evde de yoksa beraber. Aslında biz şaka evde da. De söylüyoruz. Evet. Evde niye de çok beraber zaman. Olduğumuz için. O zaman her ben zaman. Size o zaman bir şarkı hediye edeyim hadi. Şimdi. Of, süper. Hadi. Ben bakayım ne söyleyecektim. Bir sıra yapıyorum burada tabii hatırlamak için. Neydi? Evreşe Yolları. O. Tamam ilk şarkım Evreşe Yolları. Şahane. Ben de birkaç tane söyleyeceğim. Hani böyle şimdi kandırıkçı gibi olmama gerek yok ki. Belli bu program yani. Aa bu aldım ne tatlıyım değil mi? Bir nerede mikrofon götürüyoruz? Görsem alıyorum aşkım ben. Onun için kendi mikrofonumu alayım. Düşmesin bir de. Evet. Haydi bakalım. Beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Evreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yarim var. Evreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yarim yare hediye bir ufacık gerdanlık. Evreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yarim var. Evreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yarim var. Söyledim ki ben bu şarkıyı Evreşe Yolları bana bakma benim yarim var. Bir erkek olaydınız o zaman. Bak lüzumsuz bir hava yaptım yani. Bir bak şuraya.
bir seçim olmuyor ki. Neyse aman. Vallahi şurada kendi aramızda eğleniyoruz biliyor musun? Aynen öyle. Kendi aramızda derken tabii ki TRT Müzik izleyicileri bizimle beraberler her hafta. Sağ olsunlar haberleri geliyor. İşte alan açıyorlarmış kendilerine bizi seyretmek için. O çünkü biliyorlar yerim ki dar olmasın. Yerim dar olmasın. Kendilerine bahçe bile yapanlar varmış evde lambalar asıp böyle. Aa, ne güzel. Çok eğlenceli. Biz çok eğleniyoruz tabii misafirlerim sayesinde. Seni bugün eğlendirmeye ahdetmişiz aşkım. Ay yaşasın keyfim yerinde iki tane güzel kadın yanımda artık biraz da oynarsınız bana zaten birazdan ya. Zaten çok çalışıyordu canım evet. Benim ya biraz evet. Evet iyi geldi bana. Ya gene bak gene öyle gene çok çalışıyor öbürü yoruluyor öbürü bilmem ne yapıyor. Hep böyle bu kadın ya evet. Allah iyiliğini versin seni. Annedir. Allah güzel ömürler versin sana. Amin inşallah hepinize. O senin o ruhunu biliyorum ben çünkü. Hepimize inşallah. O taş gibi her şeye koşturmaların. Neyse gene. Sağlığımız yerindeyken koşturalım. Evet, evet doğru söylüyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi iki şarkı arka arkaya dedi arkadaşlar. O zaman mendilimin yeşili süper. Diyelim ve arkasına da bir sabah ekleyelim. Hadi bakalım. Evet buyurun. İstersen sen böyle gel seni çok eğlendireyim. Rahat.
Daracık sokaklar duman bürüdü. Külhanda beyler kızlar aldı yürüdü. Külhanda beyler kızlar aldı yürüdü. Benim yârim küçücüktü. Büyüdü sürüden ayrılan sürmeyi koyun. Şafaklar atıyor gel yârim. Sürü sürüden ayrılan sürmeyi koyun. Yataklar serdi gel yârim. Yüksek minareden attım ben bir taş. Ne anam var, ne babam, ne de kardeş. Ne anam var, ne babam, ne de kardeş. Keskin bıçak olsun bana arkadaş. Sürüden ayrılan sürmeli boyun. Yataklar serdirdim. Gel yârim, sürü sürüden ayrılan sürmeyi koyun. Şafaklar akıyor gel yârim, sürü sürüden ayrılan sürmeyi koyun. Yataklar serdi gel yârim, sürüden ayrılan sürmeyi koyun. Yordum seni biraz arka arkaya ama ben işte kalkmıyorum ama neyle. Hiç yorulma. Baş masaya o oturdu. Bizi yönetecek. Yapma Allah aşkına birden kendimi sunucu zannettim zaten. Demin fark ettim sorumluluk ki senden çok konuşuyorum. Ay aşk olsun olur mu öyle şey? Sen hiç de öyle bir kadın da değilsin üstelik yani. Değil ama evet. Birden havaya girdim. Buraya oturunca. Koltuk değiştirdi seni. Değiştirdi yani. Oldu o zaman. Değil, böyle bir sunucu şey kişiliği oluşturan. Sen program falan öyle bir niyeti yok değil mi? Ya ben sürekli o kadar sağda soldayım ki yani çok. Böyle periyodik şeyler çok zor benim için. Ben periyodik ilaç bile alamam. Şaka yapıyorsun. Ama hiç öyle bayağı bir disiplinli bana bir kadınsın sen çünkü. Evet kendime gelince öyle değilim hiç. Yavrum benim. Hiç hep bir şeye koşmak. Ah Yasemin ha. Ay bayılıyorum kadına canım ben ya. Bazen Gülçin bana çok kızar. Evet. Sizin evde toplanmalarınız varmış. Niye beni davet edilmiyorum? Vallahi bak affedersiniz. Hakikaten bugün bugün bunlar çok üzüldük. En yakın zamanda evde bir pijama partisi yaparız. Ya lütfen bak yaparız. Toplanıyorsunuz böyle kadınlar. Ben siz ikinizi bugün görünce dedim ki aman kadınlar günü bugün. Çıldır oktu çıldır. Söz. Ben yemek yapmayı da çok seviyorum. Aa, önceden çok bana diyeceksin ki şunu pişir. Biz hazırlık. Evet. Gülçin de şahane yemek yapar. Eline su dökemeyiz de. Şahane yemek yapar. Ben zeytinyağlılardan çok sorumluyum. Güzel. Bende de toplanıyoruz. Ay, bir de aynı semtte oturuyoruz ya. Evet bir de. Ya, bir, belki de hastayımdır. Hani olmayayım evet, da. Allah belki kesin. De işte ne bileyim ben açımdır. Bir çorbacık. Belki bir şeydir. İnsan bir der ki Suzan gel bak yemek yaptım falan. Doğru. Güzel. Hayır. Her zaman gelirim yaparım. Seni ne olacak? Seni çok özlüyorlar değil mi Üsküp'te? Evet. Ama görüşüyorum. Sahi mi? Evet tabii. Gidip geliyorsun. Bir kere gidebildim. Onlar buraya akrabalarına geldikçe görüşüyoruz. Bir de benim orada küçük bir çocuğum vardı evet, sevenler bilirler. Ne oldu büyüdü. Ne yaza sünneti var gideceğiz herhalde. Şaka tabii canım. O zaman beraber. Beraber gidelim. Ay, ben de denk gelirsem. Ben vallahi de inşallah. Ne oldu biliyor musunuz? Biz Haydi Bre filmini orada çekerken. Ya ben şimdi bir şarkıyı onun için size söyleyeceğim şimdi. Ben bir şarkı söyleyeceğim. Şu an içimden geldi o şarkıyı söylemek. Çünkü
öyle bir şeydi ki ben hep istedim o Elveda Rumeli işine gitmeyi. Bir türlü bir bahaneyle, bir sebeple olmadı. Çünkü artık turistik gibi olmuştu. Herkes gezmelere falan gidiyordu oraya. Evet. Ben de bir türlü gidememiştim. Sonra Haydabere filmini bak Allah'ın işine sen. Hı. Bu kadar mı istersin? Benim de Allah böyle her istediğim olur Allah'ıma şükür. Haydabere filminde sizin orada çekmiyor muyuz biz filmi? Ben oraya gitmedim mi? Evet. O bir senin hafta ben köylerde orada şarkı söylediğin gün. Aa ben onu seyrettim çok bir güzel. Bir hafta ben orada kaldım mı? Ve bana hep diyorlar ki işte burası bunun evi, burası bunun evi. Burada bunu çektiler, burada bunu çektiler. Dedim ki Allah'ın işine bak. Akacak su ne? Akacak kan. Ayarladım kan demiyor. Akacak su. Akacak bardakta da bardakta. Set çekilmez. Yani ben de o yüzden size bir tane... Bu arada ben buramı söktüm galiba tırnaklıya tırnaklıya. Evet. Evet bak çok olsun. Hassas durumda şu anda. Görmemez diye gelin sevgili TRT Müzik izleyicileri. Pasaklıkla ilgisi yok ama hala gösteriyor kadın. Sadece şu an tırnağımı soktum ve söktüm çünkü bunu çekiştirip duruyorum. Çünkü bunun dengesini kuramamışım. Olsun. Önemli değil ki. Çok güzel duruyor. Değil mi aşkım? Hele o doğal kırmızı olalı. Güllerin. Aynen. Ay seviyorum Ay, ya. Ay kırmızı güllerin onun da boynunda. Ama işte bu da Suzan'ın imzası yani bilen bilir. Yani. Allah'tan canım kabul ettiler benim böyle bir dekor isteğimi. Evet. Bileydim yoksa ben de bir siyah giyerdim. Ben de böyle şeyler takardım. Evet. Ben de bileyim dedim hani biraz daha renkli. Sen kraliçesin diyoruz. Ne diyoruz? Ay evet. Teşekkür ederiz. İnanırmışım ben. Kraliçe diyoruz ama. Ben de söylüyorum. Canım. Niye bu şarkıyı seçtim? Çünkü ben bunu albüme koyduğumda da benim için çok özeldi. Yine aynı şekilde... bu hasretliği giden Zeki Müren'in bir şarkısı Aa. Manolya. Oo. Aa, çok güzel. Buradan da Zeki Müren'i yad ettik. Ya. Ve ben senden bir şey istiyorum Yasemin'cim. Efendim? Ben bir şarkı söyleyeceğim ama onu düetmiş gibi yapalım. O girişini sen söyler misin? Onun girişini senden başka kimse söyleyemiyor. Böyle kimse söyleyemiyor. Bak şimdi. Evet Celem Celem. Celem Celem. Celem. Evet lütfen. Aa tamam. Thank you.
Fatih Çavara. Meti Çara. Çovara meti çora tradu Nilo Lilman Ancel Letar
okudun ya. Biz seninle Arena'da da söyledik bunu, evet, değil mi? Evet ama hiç televizyonda söylememiştik. Ben şimdi sana sahneyi bırakıyorum. Öyle mi? Evet ve tabii ne yapıyorum? Çekiliyorum. Tamam o zaman bir fırtına tuttu beni söyleyelim mi arkadaşlar? Tamam. Biraz ya. Galiba ben sonda bir şey yaptım galiba arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım, süperdi. Daha farklısını duymak isteyen konserine gelir. Evet, senin konserlerin çok acayip geçiyor çünkü. Bu yıl var mı? Evet, bu ay 2 tane var.
geçtiğimiz hafta bir böyle doğuya, güneydoğuya gittim geldim. 2-3 ay gezdim. Süper. Güzeldi yani. Önümüzdeki yani ay bunlar tekrar. Zaten senin internet sayfan var. Tabii. Oradan takip edilebiliyor. Facebook'tan, Twitter'dan hepsinden evet. Yazıyorum. Çünkü çok ben biliyorum ki Rumeliler seni yalnız bırakmıyorlar. O yüzden de öyle özlemlerini gidermek için seni bulmaları kolaylaşsın diye sordum bunu. Fakat yani. Şeyi çok istiyorum. Bir Çingene Festivali'ne katılmayı çok istiyorum yani. Hiç zaman? Kısmet olmadı. Evet, bilmiyorum benim hidrelezimi belki. Ben öyle yapıyorum ya hidrelezimi. Ben her sene sendeyim evet. Zaten. Hadi o zaman. Ben de bekliyorum bir ara. Dahil edelim. Eskiden lütfen. Ben bir bahçeyle başladım. Şimdi artık yedincisi oluyor bu sene. Ay ne güzel. Ve artık ufak ufak festivale doğru ben kafayı koydum. Ay çok güzel. Vallahi gülmül bak. Bağlıyor muyuz? Ya neler yapıyoruz görsen sen. Aşk olsun. Ateşlerden atlıyoruz yani. Bak eve çağırmadınız diyor bak. Evet. Kaçıncı seneymiş kaçıncı. Bak. Ama burada ben de susluyum her sene gidiyorum ben de yani. Sen ya. Üstelik. Tabii. Bak o geliyor ama senin... Neler, neyse, niyetler şeyle. Neyse, kaçırmasına izin verme. Yok yok. Tamam, ben zaten iyi bir az kaldı. Evet. Yani ben o hidrelezin hazırlığına, bilmem nesine çok kaptırıyorum kendimi fazlasıyla. Ama artık sende, top sende tabii, tabii. Canım benim. Merak etme. Tamam. Unutmam imkansız yani. El ele tutuşur geliyoruz. Sen hiç merak etme. Böyle oluyor. Evet. Ay ama çok salıncaklar, ateşler. Ne diyorsun? Niyetler. Isırgan otları. Evet. Acayip bileklerimiz falan. Ne varsa hep. Ritüel. Ya yani anneannemde ne gördüysem orada var yani. Sonra peki o ektiğimiz şeyleri toplamaya sabaha karşı tekrar mı gidiyoruz? Hayır şöyle. Şimdi onun başlangıcını şöyle yapıyorum. Yani aslında şu an burada anlatmak istemiyorum. Çünkü belki öyle bir program yapacağız bir tane. Tamam sürprizleri öyle bozmayalım. Bir şey olacak. Onun tamam. İçin ben sana gizli gizli anlatırım tamam. Onu. Çünkü enteresan bir şey o. Gitti tamam. De belki farklı bir tamam. Şeye dönüşecek de. Evet. Ondan çok söylemeyeyim de kapmasınlar. Evet. İnşallah sihri büyüsü bozulmasın. Ama söyle. Dilekler oluyor Yasemin. Yani ben ne dilesem üzerinde olmuştur yani. Gel çocukluğumdan beri. Ben de çok inanıyorum ve çok. Şöyle bir şey. Yani tabii ki Allah'tan istiyorsun. Tabii. Ama o akşam öyle bir şey oluyor ki hani ne keder, gam, dert her şeyi unutuyorsun ve sadece Allah'tan istiyorsun. Doğru. Ve Hazreti Hızır gezerken seni de görüyorum. Ziyaret ediyor İnşallah. Gibi. İnşallah. Hazreti Hızır arasında. Bizi de görsün. Evet aynen öyle. ve tabii ki biz Gülçin'e şarkı söyletmiyoruz gördüğünüz kadarıyla fazlasıyla. Biliyorum ki istiyorsunuz ama çünkü acayip bir şarkıydı söyleme. Ama potporimizde sen bize eşlik edersin. Ederim seve eminim. Seve. Geldi mi sıra? Yok gelmedi. Sıra sende tamam. Yine. Hadi. Aa yok canım kaç tane söyledim? Geldi tabii ki. Ben Zaydan programın sunucusu ve şarkıcısı. Evet şuraya bakıp söyler misiniz ben hangi şarkıyı söyleyeceğim? Neredeymiş? Evet. Hangisi? Benim şarkım. Aa, hadi tamam, bakalım. Buyurun, anons eder misiniz? Sen kalender meşrepsin. Hep beraber buyurun. Haydi bakalım. Meşrepim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender meşrepim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben danışanlı, sohbeti tatlı, biraz da şahin olsun. Olsun. Ben danışanlı, sohbeti tatlı, biraz da şahin olsun. Yanma
damı şanlı, sohbeti tatlı, biraz da tombul olsun. Olsun! En damı şanlı, sohbeti tatlı, biraz da tombul olsun. Olsun! Değil mi? Niye tombul kaçtın bu tarafa tombul derken? Tombul da daha beni kırmamak için gitmiş gibi. Olabilir misin Suzan Hiç acaba? Dahil etmiyorum. Hiç. Çünkü en tombul ben. Ne yapayım veremiyorum kiloları benimle kaldılar benimle yaşıyorlar. Ama ben de veremiyorum. Vermeyelim ne olacak ki? Ben zaten iyice yani. Bin dirhem ne bir dirhem bin ayıp örter. Evet. Fakat vallahi da doğru. Ben bu da kuru olamam yani. Kilo işinden biz uzaklaşalım. Mevzudan diyorsun. Ne nazlı edalı söyledi gördün mü? Artist. Artist. Artist yani. Gözler mözler sizin. Çok acayip çok değil mi? Yani artiste işte benim mesela makyaj odalarını yaptığımda albümü herkes oyuncular nasıl dediler. Oldu çünkü onlar artist yani. Artistin söylememesine imkan yok. Evet. Sadece sevdiği bir şarkı olsun yeter ki. Evet. Yani hani ben şarkı söylemem ama edası onlarda yani. Çok acayip bir şey. Başka bir ruh. Hele bu parça yani o kadar sevdiğim parçadır. Sadece parçadır bu parça değil yani. Ki sen fark etmedin o parçayı da okurken. Aynen. Bir edan var yani. Teşekkür ama ederim. Sen öyle edalı bir kadınsın. Evet. Pembe beyazım sana pudra ne lazım? Annem der. Ne bir daha söyle. Evet pembe beyazım sana pudra ne lazım? Aynen. Bir de o da böyle cilveri söyler annem bize bunu. Komik bir şey anlatayım mı size? Anlat. Benim ablam çok anormal kibar bir kadındır yani. Gerçekten çok feminen falan. Bir gün telefonla birisi bunu taciz ediyor resmen. Art ne söylüyorsa beyefendi bakınız bir daha öyle konuşursanız size telefonu kapatırım filan. Sapık karşılayacağım. Ben telefonu kaptım artık 15. aramasında. Giriştim. Ablam şöyle dedi. Ne yapıyorsun? Adam beni terbiyesiz bir kadın zannedecek. Bak ya. Buradan da sevgiler gönderelim. Hadi gidelim evet, şarkı hadi. Söyleyelim. Ya siz kuruntu ediyorsunuz bence. Bende değil mi sıra? Bilmem. Aa ben de heveslendim. Hadi bir. Bak işte oturdun vazifeni yapmadın beni şaşırdın. Evet, doğru yönlendirmedin bizi Yasemin. O zaman. Ben seni şöyle alayım Suzancığım. Ben bir heveslendim şarkı söyleme. Ay aşk olsun. Bir dakika. Ay şuraya bakıp söylesene ne evet. Yoruyorsun. Şöyle bir şeribanla hareketlenelim. Yarım. Var mı? Hadi gelecek. Yaşasın. Sen terle ben terleyeyim. Şöyle uzun uzun. Bakalım. Oynamari. Soğuk geldi diyor.
Ya süper. Bunu da çalacağım biliyorsun. Çal çal. Çal çal çal. Çal çal çal. Çal. Biz güya klip çekecektik. Teşekkürler arkadaşlar. Sen şeriban alacaktın. Evet evet Yasemin. Unuttuk basonu. Yapamadık bir türlü olmadı. Oynayacaktık. İşte bunu kullanırız sen klip yap, diye. Sen yap sen yap. İşte bunu koyalım klip diye. Evet. Fena mı? Kat yaparız. Aynen. Aranıza gireyim iki siyahım gel. Bak. Hah gel. Bak, dekor bak kostüm kadın, yapalım. Bak bak bak. Bak bak evet ortalara gel. Ben ne dedim kraliçe demedim. Evet. Bak yönetici idareci ama, diyorum. Aynen neleri öyle. Döndürüyor tatlım, bu kadın ne bilir. Yapayım? Sen kaç kişileri idare ediyor bu kadın. Hadi o zaman ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Hazır hani kalkmışken. Batmoray'a, evet. Veda konuşması yapacağım. Veda tabii şakadan veda, bölüm vedası gibi şarkılar söyleye söyleye evimize gideceğiz biz. Seyircilerimiz de oynamaya devam edecekler. Sevgili TRT Müzik izleyicileri, bu şahane iki kadını bugün ağırladım bahçemde. Canım benim. Çok memnun oldum geldiğinize. İnşallah tekrar görüşürüz. İnşallah. Ayağınıza sağlık, dilinize sağlık ve Allah yolunuzu nasıl abi su gibi aksın gittiğimiz amin, her yer. Trafikler inşallah. Açılsın. Bak trafik o. Mesela gidiyorsun Suzan dua etti trafik yok. İşte bilmem ne orada engel yok. Gümrüklerde bile durdurmaz. Hiçbir yerde durmasınlar. Biz de bahçene ayak bastığınız için çok bahtiyar olduk. Ederim. Gerçekten. Nice bahçelere basalım hep birlikte. İnşallah. Buradan da hep bütün beraber. Elveda Rumeli'yi özleyenlere. Vallahi. Tekrar oynayanlara. Evet. Yani bütün hasretlik çekenlere de sevgilerimizi iletiyoruz. Biz Rumeli kadınları olarak. Ve Alasma aldık diyoruz. Tabii ki nasıl? Eğlenerek. Buyurun gençler. Thank you.
kazanamadım. Sıla parası.